İyi işte, yüzü bayağı şekillenmiş. Şerif Bey, ne kadarlık bir hata payımız var? Bu tip modellemelerde ancak %70-75 oranında benzerlik sağlıyoruz. Fakat kurbanın teşhisinde yeterli olacağını düşünüyorum. Elimizdeki verilere dayanarak bir profil çıkardım. Hemen kayıp bürodaki başvurularla karşılaştırıp uyum gösterenleri teşhis için çağıralım. Baş üstüne. Bir bakın bakalım oğlunuz mu? Bu benim oğlum değil. Tamam. Bir bakın bakalım abiniz mi? Evet, Yunus bu. Abinizin vücudunda kalıcı bir iz var mıydı? Kaval kemiğinin üzerinde bir doğum lekesi vardı. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Abimi görebilir miyim? Maalesef tanınmayacak durumda. Yusuf Karabacak, 32 yaşında. Maktul'ün kardeşi. Ne yapacağım ben komiserim? Anneme nasıl söylerim bunu? İsterseniz biz konuşuruz. Yok komiserim, annem şimdi kendini helak edecek, ben biliyorum. Parçalandığını söylemesek? Olmaz ki, ben tanırım anamı. İlla Yunus'umu göreceğim diye tutturacak. Vallahi ne yapsak bilemedim ki. Ben de bilmiyorum ki ne yapsak. Heh, arayan da kendisi. Verin isterseniz ben konuşayım. Buyurun komiserim. Adı neydi anneniz? Melih. Melih Hanım. Oğlum. Yok, ben başkomiser Orhan. Hayırdır, Yusuf orada mı? Evet, kendisi yanımda. Melih Hanım, başınız sağ olsun. Evet, kendisi acı haberi veremedi. Oğlumu verir misiniz bana lütfen? Tamam, tamam Melih Hanım. Siz istiyor. Anacığım. Tamam anacığım. Tamam canım anam. Nasıl olur böyle? Tamam, hadi kapat. Ben geliyorum şimdi anneciğim. Tamam, tamam. Yusuf Bey'e gitmeden önce size bazı sorular sormak zorundayım. Tabii komiserim, buyurun. Kardeşinizin bir düşmanı var mıydı? Yok komiserim, öyle düşman olacak bir adam değil benim abim. Adam gibi adamdı. Biraz aylaktı falan ama. Aylaklıkta neyi kastettiniz? Çalışmayı sevmezdi anlayacağınız. Ancak maç seyretsin, kağıt oynasın. Hatta babadan kalma bir torna atölyemiz var. Oraya bile ayağını basmışlığı yoktur yani. Peki dün gece ne yaptığını biliyor musunuz? Dün atölyede birikmiş işler vardı. Ben çok geç geldim. İkisi de yatıp uyumuştur diye düşündüm. Sonra sabah uyandığımda annem eve gelmediğini söyledi. İşkillendim doğrusu. Ondan sonra her tarafı aradım. Aramadığım yer kalmadı. En sonunda da size başvurdum. Annenizle de konuşmamız gerekecek. Tabii komiserim. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ olun komiserim. Başınız sağ olun. Şu marketçinin bahsettiği adamın adı da Yunus'tu değil mi? Evet. Sen şuna fotoğrafını göster bakalım. Aynı adam mıymış? Ben de gidip annesiyle konuşayım. Belki kardeşinin bilmediği şeyleri biliyordur. Başla. Anacığım, bak helak ettin kendini. Git yat, dinlen biraz ha. Yarın öbür gün sana da bir şey olursa ne yaparım ben? Ah oğlum ah. Anacığım adına benim canım ağlaydı keşke. Nasıl kıydılar? Nasıl kıydılar aslan gibi oğluma? Melih Hanım, başınız sağ olsun. Sağ olun. Melia Karasu, 55 yaşında. Maktul'ün annesi. Arkadaşımızın Yunus'u mu? Yok değilim. Polisim ben. Başkomiser Orhan. Telefonda konuşmuştuk. Melia'cığım, artık biz kalkalım. Başın sağ olsun. Sağ ol komşum. Dostlar sağ olsun. Başın sağ olsun. Başın sağ ol. Sağ ol.
Henüz bulamadık ama bulacağız. Belki siz de bana yardımcı olabilirsiniz. Melih Hanım, Yusuf'un dediğine göre oğlunuz önceki gece eve gelmemiş. Gelmedi komiserim. Peki nereye gittiğini biliyor musunuz? Kahveye maç izlemeye gidecekti. Hangi kahveye gittiğini biliyor musunuz? Abim sürekli aynı kıraathaneye takılır. Aşağıda, meydanda, sağda. Abinizin birkaç kişisel eşyasını almamız gerekecek. Diş fırçası, tarak, kıyafetleri olabilir. Komiserim, anlayamadım. Bunu neden istiyorsunuz ki? Emin olmak için DNA karşılaştırması yapacağız. Kolay gelsin. Evet. Başkomiser Orhan. Ömer Kıyıcı, 42 yaşında. Kahvehanenin sahibi. Buyur komiserim. Bir sorun mu vardı? Yunus Karabacak'ı tanır mısın? Tanımam mı? Müdavimlerimizdendir. Ama iki gündür yok ortada. Önceki gece buradaymış. Buralardaydı komiserim. Kaç gibi çıktı? Vallahi maç vardı ama bizim takım yeniliyordu. Keyfi yoktu pek. Devre arası çıktı. Ya bunların oynayacağı o toptan hiçbir şey olmaz. Ben kaçar olur. Hayırdır, nereye? Sabahattin'e. Ne oldu lan? Yemedi değil mi maçın sonunu izlemeyi? Araya girip ayırmaya çalıştım ama Yunus çok sinirliydi. Durmur dedim ama dinlemedi. Beraber çıktılar. Sonra görmedim bir daha. Çocukları tanıyor musun? Pek sık takılmazlar. Ara sıra maç izlemeye gelirler. Ateşli delikanlılardır. Ama daha önce pek öyle bir kimseye bulaştıklarına şahit olmadım. Bizimki basınca küfrü, Kerem tutamadı kendini. Peki nerede oturduklarını biliyor musun? Yok. Bildiğim kadarıyla Ali arada sırada bizim kuru yemişçide çalışırdı. Belki onlar bilir. Şu aşağıda köşede. Tamam, sağ olun. Daha sonra yazılı ifadeniz için tekrar görüşeceğiz. Ne demek komiserim? Ne oldu komiserim? Kötü bir şey mi oldu? Maalesef Yunus öldürüldü. Ne?